Zelda evreniyle ilgili net şekilde söyleyebileceğimiz bir şey varsa, o da Hyrule Krallığı'nın etrafında her zaman alternatif evrenlerin bulunacağıdır. Hyrule ve çevresinde gerçekleşen birçok fantastik olay, temelinde birçok kapıyı da beraberinde getiriyor. Hyrule'un tam bir yansıması olan Lorule bunlardan biri. Bir diğeri ise Twilight Krallığı. Ormanların bataklık, kuşların yarasa, çiçeklerin zehirli bitkilere dönüştüğü bir dünya burası. Peki ya kötülük? Bu dünyanın temelinde kötülükten bahsedemeyiz. Buranın da kuralları ve hükümdarları bulunmakta elbette. Günün birinde Twilight Krallığı'nın tahtına geçecek yeni birine ihtiyaç duyulacaktı. Bu kişiyi bulmak için hiçbir çabaya gerek yoktu. Asil ailenin soyundan gelen bir prenses, Twilight Krallığı'nın başına geçecek en uygun kişiydi. Ama derinden gelen kötülük bundan rahatsızdı. Bir krallığı ele geçirmek için belirlenecek en uygun zaman, tahtın biri tarafından bırakılmasının ardından oraya geçecek kişiyi aradan çıkarmaktı. Kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Zant, o günün gelmesi için fırsat kolluyordu. Ve gün geldi, işler ciddileşti ve yeni hükümdar için herkes hazırdı. Prensesi saygıyla selamlayın, Twilight Krallığı'nın yeni hükümdarını desek olaylar biraz basitleşir. Ama pek de erken bir mutlu sona sahip olabilirdi. Ama Hyrule çevresinde gerçekleşen başka durumlar söz konusuydu. Yüzyıllarca, hatta daha fazla zaman sürecek reenkarnasyon sürecinde yine bir Zelda ve Ganondorf süreci belirmişti. Ganondorf her zamanki gibi farklı bir plana sahipti. Twilight Krallığı'ndan haberdar olan Ganondorf, Zelda'yı burada hapsedip Hyrule Krallığı'ndaki kişilerin bu seferki planını engellemesini önlemek niyetindeydi. Zant ve Ganondorf. İkisinin amacının ne kadar da güzel kesiştiği bir nokta. Zant, Ganondorf'la işbirliği yaparak yeni gelecek olan prensesten kurtulacak ve Twilight Krallığı'na hükmedecek. Bunun karşılığında da Ganondorf'un Twilight Krallığı ve Zelda ile ilgili tüm planlarında ona yardımcı olacaktı. Nihayetinde Midna tahta geçemedi. Ganondorf'tan tam desteği alan Zant, Midna'yı lanetleyerek onu tanınmayacak bir duruma getirdi. Olaylar karşısında ne yapacağını bilemeyen Midna'nın yapması gereken tek şey vardı. Yaşamak ve bir gün tahtı geri almanın yollarını aramak. Öte yandan Zelda'nın Twilight Krallığı'nda hapsedilmesi sonucunda başka bir kahramana ihtiyaç duyulacaktı. Bu kahramanın adı ise bildiğiniz gibi Link'ti. Ganondorf ve Zant'ın amaç birliğine karşı başka bir amaç birliği doğdu böylece. Link ve Midna. Link'in esir düşmesi sonucunda onu bu esaretten kurtaran Midna artık yardım isteyebileceği kişiyi biliyordu. Midna Twilight Krallığı'nı iyi biliyordu ve buraya hükmedebileceği anda Zant ve Ganondorf'un planlarını bozabilecekti. Ama önce etrafa dağılmış maskesinin parçalarını bulmalıydı. Laneti kırmanın en baştaki yolu buydu çünkü. Bu laneti kırma süreci Midna ve Link'in karşılıklı çıkar ilişkisi gibi başlasa da bu ikilinin aralarında çok ciddi bir bağ oluşmasıyla devam etti. Link'in Zelda'ya olan bağlılığı Twilight Prensesi olan Midna'ya olan bağlılığıyla tam olarak örtüşüyordu artık. Bu laneti kırmak için uğraştıkça Zant'in baskısını daha çok hissettiler. Ama bunu başarmak istiyorlarsa kendisini yenmek zorundaydılar. Ve bunu yaptılar. Ama bunu yapmak tam bir kurtuluş anlamına gelmiyordu. Ganondorf amacına yakın bir şekilde yeni krallığının hazırlığını yapıyordu. Tüm bu evrenlerin tek lideri olmak isteyen Ganondorf, Zelda'yı kendi kuklası haline getirmişti. Nihayetinde Midna'nın kendi krallığının başına geçmesi gerekiyordu. Zelda'yı kurtarmak için gelen Midna ve Link, Zelda'nın kendilerine saldırmasıyla birlikte zor bir durumla karşı karşıya kaldılar. Ama nihayetinde kendilerinin karşısındaki kişi Zelda değil, Ganondorf'un kuklasıydı. Ufak bir savaşın ardından kendine gelen Zelda, Epona'nın arkasına atlayarak Link'le birlikte Ganondorf'un peşine düşmüştü. Tüm laneti kıracak son adımdı bu. Ganondorf, Zelda'nın ışık saçan oklarıyla atından düşürülmüş ve düştüğü yerde Link'le teke tek savaşarak yenilmişti. Zelda kurtarılmış ve Midna'nın laneti ortadan kalkmıştı. Ve evet, şimdi hükümdarı selamlayabilirsiniz. Çünkü şimdi karşınızdaki kişi gerçek Prenses Midna.